Hakan Fidan Çin ziyaretinin bence en önemli noktalarından biri tabii Uygur meselesiyle ilgili Tabii verdiği ki. mesajdı. Türk halkı da dönem dönem maalesef çok fazla Batı dezenformasyonuna maruz kaldığı için bu Sincan Uygur özerk bölgesinde ne yaşandığına çok belki de yakından şahitlik edemediği için bir kafa karışıklıkları olabiliyor. Tabii orada bir gönül bağımız var, tarihsel bağımız var. Dolayısıyla oradaki insanların durumlarıyla ilgileniyoruz. Bu bir gerçek. Fakat Hakan Fidan'ın daha önceki ziyaretlerin aksine oraya gidip de işte insan haklarına saygı duymanızı bekliyoruz. Uygurların haklarıyla ilgili daha fazla işte şey yapmanız, adım atmanız gerektiğini düşünüyoruz gibi ifadeleri hiç kullanmaması bu sefer çok dikkat çekiciydi. Ben 8 ay önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitmiştim. Urumçi, Kaşgar, ili. Aslında Hakan Fidan rotasını bana da gezdirdiler biraz. Hakan Fidan şimdi Uhte'ydi diyor. Siz ondan daha önce yapmışsınız o Evet, geziyi. oraya gidince çok daha hakikaten rahat anlayabiliyorsunuz. Tabii bir kısım biz 17 ülkeden 22 gazeteci gittik. Yaklaşık 15 gün boyunca 3 şehri gezdik. Sadece onların bize gösterdikleri değil, normal gezi programının dışında kendim de Urumçi'nin caddelerinde, sokaklarında, pazarlarında gezme şansı buldum. Alışveriş yaptım, oturdum, kalktım, insanlarla konuştum ve Uygur meselesinin bize batıdan yansıtılmadığını zaten okuduklarımdan biliyordum ama orada çok daha net görme fırsatı edindim. Şunu iyi anlamamız lazım. Mesela Kaşgar dediğiniz şehir, Kaşgar'ın 100 kilometre yanı Kabil. Bir tarafta Afganistan var, Kabil gibi bir şehir var. İçerisinde terör var, çeşitli ayrılıkçı gruplar var. Yani ekonomik olarak batmış, uyuşturucu bir şey ülkenin her yerine yayılmış. Bir tarafta Kaşgar dünyada en uzun ömürlü insanların şehri. Bir köyde 10 tane 100 yaşın üzerinde insan yaşıyor. Bütün köylerin yolları çift şerit, üç şerit olmuş. Hepsinin öyle bir üretim kapasitesi var ki her birine birer fabrika kurmuşlar. Ürettiklerini doğrudan fabrikalar alıyorlar, işliyorlar, paketliyorlar, e-ticaret yoluyla satıyorlar. Bu sırada tarlada çalışan köylü, bütün köylerde kreşler var, devlet kreşleri oralara ücretsiz veriyor vesaire vesaire. Han Çinlisiyle Müslümanlar arasında ayrım şey var mı, farklılık var mı? Var. Bir konuda gördüm ben. O da dana eti daha pahalı olduğu için Uygur Türklerine ve Müslümanlara ekstra şey veriliyor, teşvik parası veriliyor. Ve Han Çinleri bunun eşitliğe aykırı olduğunu düşünüyor. İki şey arasında, etnik grup arasındaki tek fark bu. Gerçekten. Bugün Sincan'da, bakın bunlar böyle bir propaganda gibi bazen değerlendiriliyor ama Türkiye'de biz böyle kendi kültürümüzü orada Uygurların koruduğu kadar koruyamamışız. Yani sokaklarına çıktığınızda her yerde Uygur müzikleri, Uygur kıyafetleri, Uygur yemekleri. Yanlış bilmiyorsam 24 bin cami var Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde. 24 bin cami. Bugün dünyada metrekare başına düşen en çok cami Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunuyor. 29.300 din adamı yetiştirmişler. 100 tane dini vakıf var. İlahiyat fakültesi var. 8 tane okulu var. Buralardan mezun olanların %95'i bu camilerde imam olarak istihdam ediliyor. Geri kalanı yine bu vakıflarda çalıştırılıyor Sadece vesaire. inanç konusu değil, ekonomik olarak kalkınma da toplumu Zaten zaten refaha eriştiren şöyle bir yöntem izlemiş. Evet. Çin hükümeti demiş ki, burada aşırılıkçı ve bölücü unsurlar var. Nasıl? Türkiye'de olduğu gibi, PKK gibi diyor ki ben bu ülkenin bir kısmını böleceğim. Bölerken bazı etnik gruplara, dini gruplara yaslanacağım diyor. Toplumsal bir farkındalığı kaşımaya çalışıyor. Orada da Doğu Türkistan İslam Partisi adı altında Uygurlara ve Müslümanlara kendisini yaslamaya çalışan ama 90'lı yıllarda muazzam bir terör üretmiş, pek çoğu da El-Kaide'nin bir parçası olmuş. Aşırıcı unsurlar var. Ben bunu nasıl temizlerim diye Çin hükümeti oturmuş demiş ki bir kararlı mücadele edeceğim. Bir kere kolluk kuvvetlerimi kullanacağım. Ki o terör örgütleri bugün Suriye'de faaliyet gösteriyor. Evet. Kolluk kuvvetlerimi kullanacağım. İkincisi de bunu ideolojik olarak bitireceğim. Onu nasıl yapacağım? Eğitim vereceğim. Ha, bir yöntem de diyor ki ben bu insanların refahını artıracağım. Size iş vereceğim. Sokakta bir tane insan bırakmayacağım. Ve bu bölgeyi kalkındıracağım. Bugün Çin'de en çok yatırım yapılan, normal gayri safi milli hasıla içerisindeki en büyük payı alan bölge yine Sincan Uygur Özerk Bölgesi. O kadar çok etnik gruba, o kadar çok ayrılık verilmiş ki Türkiye'de bu kadar çok verseniz hakikaten ayrılıkçı hareketler körüklenebilir diye korkarsınız. Bakın korkmadan vermişler. Bugün yanlış bilmiyorsam 6 dilde yayın yapılıyor Sincan'ın her bölgesinde. Çince,
Uygurca, Kırgızca, Kazakça, Moğolca, Şibece. 5 dilde radyo yayını yapılıyor. 4 dilde kitaplar basılıyor. Sincan Günlüğü diye oranın en çok satan gazetesi. 4 dilde çıkıyor her gün. Oraya siz gazeteci olarak gideceksiniz diye onları yapmışlardır. Sizi kandırmak için. İşte onu en başta söyledim ya. Çarşısını, pazarını kendimiz gezip tabii ziyaret etme, insanlarla konuşma fırsatı buluyoruz. Muazzam bir kalkınma hamlesiyle zaten insanların refah seviyesi çok yükselmiş. Yani dışarıda insan yok. Herkesin evinde elinin altında bir arabası var, evi var. Yani o 90'ların fakirlik, altyapısı olmayan, işte terörün kol gezdiği, uyuşturucunun hakim olduğu günlerden bugüne gelen Uygurlar artık o günleri lanetleyerek anlatıyorlar. Dolayısıyla bugün Hakan Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne giderek işte bu gerçeği görmesi ve biz tek Çin politikasına bağlıyız ve böyle batı ağzıyla da Uygur meselesini ele almayız sözü çok kıymetli. Zaten Hakan Fidan'dan aradıklarını bulamayan o bölücü ve ayrılıkçılar neyin propagandasını yapıyorlar iki gündür? Kravatının rengini. Söyleyecek başka hiçbir şey bulamadılar. Kravatının rengiyle Doğu Türkistan'a ayrılığına işte destek vermiş diye iki gündür onu konuşup duruyorlar. Çünkü Hakan Fidan'ın ağzından bir kelime bile Çin'in bölünmesine dair bulamadılar. Bir yandan da hakaret ediyorlar.